Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Böcek Müzesi'ndeyiz. İsmini bile bilmediğim envai çeşit böcek var. Bunlar nasıl geliyor? Burada nasıl toplanıyor? Nasıl saklanıyor? İnanılmaz şaşkınım. Şimdi yanımda bunların cevabını verecek Profesör Doktor Gökhan Aydın hocam var. Böcek ne demek? Biz neden sevmiyoruz? Önce böcek ne demek? Sevmiyorsunuz onu bilmiyorum ama. Siz çok seviyorsunuz biliyorum. Ekmek parası olduğu için biz çok seviyoruz. Şimdi dünyada yaşayan ve altı bacağı sahip olan her şey böcek. Evet. Mesela her tarafta görüyorsunuz böcekleri. Evet. Eğer altı bacağı varsa böcek. Hı hı. Ama biz bunları tanımıyoruz. Neden evet. tanımıyoruz? O kadar çoklar ki. 1 milyon 700 bin tane tür tanımlanmış. Bunların 1 milyon tanesi böcek. Biz sadece bir türüz. İnsan, homo sapiens. Ama geriye kalan 1 milyon tür... Hepsi altı bacaklı. Yani böcek. Hocam böcek ne demek dediğimizde cevabımız altı bacaklı. Altı bacağı sahip olan her şey böcek. Her canlı her böcek. Şey. 8 bacağı sahip olan her şey örümcek. 10 bacağı sahip olan her şey de kabuklu. Mesela tesbih böceği böcek mi? Değil. Neden? 10 bacağı var. Sadece ismi yanlış. Değil mi? Anladım hocam. Eğer bunları biz bilirsek zaten severiz. Yani hocam, sevmiyoruz diye bir şey yok. Neden sevmiyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Neden korkuyoruz? Çünkü bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için. Peki böceklerin hayatımızdaki önemi nedir hocam? O kadar çok ki soframızdaki bütün sebzelerin, meyvelerin oluşmasında belki de %99'luk etken böceklere ait. Ciddi misiniz tabii ya? Mesela dışkı böceği. Mısırlıların uzun süre taptığı ve yeniden dirilişe inandıkları ve öyküledikleri böcek aslında bu. Bu olmasa nasıl olacak? Dışkılar nasıl toprağa karışacak? Nasıl gübre haline gelecek? Arılarla ya da diğer sineklerle tozlaşma olmazsa sebzeler, meyveler nasıl olacak? Peki hocam o zaman neden tarımda ilaçlama var? Güzel soru. Aslında tarımda o kadar zararlılarla mücadele yöntemi var ki. Evet. Örneğin kültürel mücadele, karantina metotları, biyoteknik metotlar, biyolojik savaş. Ama köylümüzün, üreticimizin kolayına geliyor. Neden? Kendi gözüyle görüyor çünkü. İlacı alıyor, böceğe atıyor. Ve böcek ölüyor. Ama biyolojik savaş yaparsa yani bir canlıyı başka bir canlıyla popülasyonunu ekonomik zararını altta düşürmeye çalışırsa. İşi kolaylaşıyor. Tabii işi kolaylaşıyor. Artı bunu yaparken ne yapıyor? Dozu yeterli gelmiyor. İkinci ilaçlamada 10 cc atıyorsa 50'ye çıkartıyor. Üçüncü ilaçlamada 50 ise 100'e çıkartıyor. Ama ne oluyor ondan sonra? Böcek bağışıklık kazanıyor. Yararlı dediğimiz organizmalar. Yani böceklerin %99'u ölüyor ama o zarar dediğimiz %1'lik kısmı bağışıklık sistemi arttığı için bu ilaçlara dayanıklılık kazandığı için yaşıyor. Ne yazık ki ilaca daldırıp çıkartsanız bile yaşamaya devam ediyor. Şu an bir böcek müzesindeyiz ve envai çeşit böcek var. Evet bunu ben buldum ya da bu bölgeye has dediğiniz, keşfettiğiniz bir böcek var mı? Aklıma gelen 1800'lü yılların sonunda keşfedilen ve Türkiye'den sadece bir bireyle tanımlanan bir böcek var. Bunun hangisi? Türkçe ismini ben koydum. İsmini endemik kum koydunuz. Kriketi. Onu buraya getirelim. Maşallah hocam. Türkçe ismini siz koydunuz öyle mi? Evet. Örneğin bu böcek 1800'lü yıllarda sadece bir birey olarak Türkiye'den gelmiş. Çukurova Deltası'ndan. Ve 120 yıl boyunca bu böcekten haber alınamamış. Bu böcek neden 120 yıl boyunca bulunmamış? Çünkü gündüz yaklaşık 1 metre derinlikte kumun altında saklanıyor. Güneş battığı zaman yuvasından çıkıyor ve avlanmaya başlıyor. Çekirge aslında ama etçil. Etçil bir çekirge. Çekirgelerin hepsi otçuldur ama bu etçil. Anladım. Diğer böceklerle besleniyor. Üstelik zararlı dediğimiz organizmalarla besleniyor. 2000'li yılların başında Çukurova Deltası'nda bu böceğe tekrar rastladık. Ve ismini endemik kum kriketi olarak koyduk. Niye bu kadar kriket, uzun isim koydunuz? Mesela benim aklımda kalmayacak. Endemik çünkü sadece dünyada Adana'da ve Mersin'de var. Yani sadece Türkiye'ye özgü. Kum çünkü sadece kumul alanda yaşıyor. Kriket çünkü... çekirgenin bir türü. Dünyada sadece ülkemizde var. Ve sadece ve sadece korunan alanlarda yaşayabiliyor. Sadece. Hocam, o nedenle çok değerli bir tür. Hocam ben bu böceği görsem mesela ne yapıyorsun burada der bir ezerim mesela. Zarar veriyor diye ya da mikrop yayıyor diye. Özellikle kadınlar. Hiçbirimiz böcek sevmiyoruz. Aman işte sinek geldi gitsin, arı geldi gitsin. Sizler bu hayvanları nasıl getiriyorsunuz ya da ölümü bulunuyor, canlıysa nasıl yaşıyor, doğada nasıl hayatta bırakıyorsunuz? Bunların hepsini merak ediyorum. Şimdi her böceğin yakalama metodu farklı. Biz buna imha etmeyelim de. Ava mı çıkıyoruz hocam? Evet, böcek avına çıkıyoruz. Aha. Doğru. Nasıl çıkıyorsunuz? Mesela işte o büyük hayvanların avına sırtını alıyorlar, hep filmlerde izleriz. Aslında mesela. Çok benzer, doğru. Öyle mesela mi? Mesela divak denilen bir makine var, emgi aleti. Mutlaka onun sırtını alman lazım. Çünkü emgi yaparak topluyorsun. Ama her böceğin biyolojisi farklı. Hı-hı. Mesela
füze kelebekleri. Evet. Dünyada en hızlı uçan böcekler saatte 60 kilometreden fazla bir hızla uçabiliyorlar. Bunları toplayabilmek için mutlaka ışık tuzağı kurmanız lazım. Çünkü gece aktif. Işığa duyarlı bir böcek. Tabii bunların cinsini bilmek lazım. Görünce tanımak lazım tabii hocam. Benim asıl konum biyolojik çeşitlilik. Türkiye'de ilk böceklerle ilgili biyolojik çeşitlilik çalışan kişi de benim. Bunları toplarken böceğin biyolojisini de biliyorum. Örneğin endemik kum kriketini toplarken gece hava çıkmamız lazım. Hocam mesela çünkü gördünüz, tanımadınız. Başta söylediğim gibi var. Tabii 1 milyon tane tür var diyorum. Korkunç bir rakam. 1 milyon tane tür. Evet. Ve tahmin edilen tür sayısı 10 ile 100 milyon arasında. Yani sizin bu böceği görüp tanımamanız normal. Ben 30 yıldan beri bu işi yapıyorum. Hocam, bazen ben de böcekleri tanıyamıyorum. Hocam normal. İnsanlar bile birbirine benziyor artık. Envai çeşit böcek vardır eminim. Öyle, hani o yüzden yanlış teknikle acaba hani olur mu olmaz mı muhakkak oluyordur. Başınıza geliyordur. Mesela bir bölgedeki fauna tespitini yaparken ışık tuzağı kuruyoruz ve o bölgedeki habitat ekosistemdeki o böcekler, ışığa duyarlı olanların hepsi ışık tuzağına geliyor. Sayım yapıyoruz ama bazen ne yazık ki öldürmek zorunda kalıyoruz. Çünkü onların alanlarını, habitatlarını koruyabilmek için ya da onları daha iyi öğrenebilmek hocam, için. Hocam üzülüyor musunuz? Böceği öldürürken tabii üzülüyorum. Üzülmez mi insan? Yani hepsi yaşasın mı istiyorsunuz? Elbette ki. Doğanın görünmez hükümdarları onlar. Onlar olmazsa doğa olmaz. Yaşayamayız. Biz insanlar yaşayamaz yani. Ama bütün hayvanlar için bu geçerli hocam. Ama böceklerin rolü çok farklı. Mesela Einstein'ın dediği gibi. Sadece arıların bir kısmının kaybolması insanların sadece 2-3 yıl yaşamasıyla sınırlıdır diyor mesela. Ne yazık ki çocuklarımıza böcekte Türkçe ismini öğretemiyoruz. Çünkü Türkçe isimleri bir kısmının, üstelik büyük bir kısmının yok. Mesela çocuklarımız, benim ufaklıkta öyle, arının taklidini yapan bir sinek gördüğünde arı zannediyor. Mesela görüntüsü biraz sevimli ama yani ben görsem korkarım. Ama bazı böcekler var, mesela uğur böceği. Elime aldığım zaman hiç korkmuyorum, seviyorum. Atıyorum bir hamam böceği gördüğümüzde çığlık çığlığa bağırıyoruz. Peki bunları birbirinden ayıran şey nedir hocam? Neden mi korkuyoruz? Hocam iyi böcek var, kötü böcek var. Niye? Aslında bilmediğimiz için. Hocam şey ben yapıyoruz. Bunu vereyim size. Ben onu kırılmadan alayım. Aynen. Şimdi bilmediğimiz için insan nasıl karanlıktan korkar? Çünkü karanlıkta bilmediği bir şeyler kafasında canlanır. Böcek fobisi ya da araknofobi dediğin örümcek fobisi de böyle. Yani bizi ısıracak mı, zehirli mi? Mesela böceklerin çoğu zehirsizdir arılar haricinde. Neden korkuyoruz? Hocam bizi çirkin. Bizi ısıracak mı? Yoksa bizi sokacak mı? Gözlerine baksanız da hocam. Ama bunu bilirseniz bunu korumak için uğraşıyorsun. Mesela kelebek. Korkar mısınız kelebekten? Kelebek de bir kelebek böcek. De bir böcek. Seviyoruz ama. Ama hamam böceği de bir böcek. Yani böcekten korkumuzu yenmek için onları tanımamız ve biyolojisini bilmemiz hocam lazım. Peki uğur böceğinin uğur getirdiğine inanıyor musunuz? Tabii ki. Yani uğur böceği özellikle üreticilerimize uğur getirir. Çünkü zararlı organizmaları yer. Öyle mi? Tabii, yaprak biti gibi mesela. Yaprak biti üreticiler için zararlıdır. Neden? Çünkü ürünlerini tüketiyor. Bitkiyi yiyor. Ama bu böceği yiyen uğur böceği üretici için uğur getiriyor. Aslında böcekler dünya üzerinde hepsinin bir görevi var. Sevmiyoruz, seviyoruz ama uğur böceğinin uğur getirdiğini bilimsel olarak hocamız açıkladı. Bir tane böceğin ismini de koymuş. Demek ki envai çeşit böcekler var hayatımızda. Hocam verdiğiniz, paylaştığınız bütün bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben ömrümde ilk defa bu kadar böceği bir arada gördüm. Da bahçede, tarlada, bayırda küçücük bir sinek görsem korkudan ölüyorum. Havalara uçuyorum. Arı gördüm, aman Allah'ım. Bu kadar böcek var, hiçbirinden korkmuyorum. Çok rahatım. Niye? Çünkü hepsi ölü. Yanımda doçent doktor Ali Kemal Birgücü hocam var. Böyle böceklerle olan ilgisini, alakasını ve buradaki olan biteni bize anlatacak. O kadar böcek nasıl bir araya geldi hocam? Biz müzemizi 2002 yılında, 26 Kasım 2002 yılında oluşturmaya başladık ve tam 19 yıldır bu böceklerimizi Isparta ve çevresinden topluyoruz. Tabii bunları burada bilimsel amaçla sergiliyoruz. Aynı zamanda biz bilimsel amaç yanında Isparta ve yöresindeki ilkokul, anaokul, hattızatında ortaokul öğrencilerine bile haftalık olarak onları bir eğitime alıyoruz burada. Onlara maşallah seminer düzenliyoruz. Bir sunuyla farkındalık yarattıktan sonra buraya getirip onlara böceklerimizin her birinin kendine ait bir hikayesi var. Onları anlatıyoruz. Çocuklarımıza doğayı, biyolojik çeşitliliği aşılamaya çalışıyoruz. Zaten amacımız bu.
böcekleri tanıtarak bu çocuklarımıza onların aslında böceklerin dünya için ne kadar önemli olduğunu tanıtmak. Ben çünkü böcekleri özellikle böyle sevimli göstermeye çalışıyorum. Hocam siz böcekleri şu anda resmen dünyanın merkezine, hayatın merkezine koydunuz. Ama şöyle mesela bazı türlerimiz vardır. Eğer onlar olmasa dünyada madde döngüsü gerçekleşmez. Mesela hocam. Mesela skarabeyit türleri vardır. Onlar bazı işte organik atıklar içerisinde. Var mı burada ondan? Şurada bazı böceklerimiz var. Mesela şurada dev su böceği var. Hangisi bu mu hocam? Evet onlar. Mesela onlar avcıdır. Burada teke böceklerimiz var mesela. Teke onlar, böcekleri şey bu keçilerin antenleri, oralarda gezen. Yok yok. Evet. Antenleri kendinden daha uzundur böyle. Ali Kemal hocam burada şimdi kaç tane böcek var? Burada 11 ayrı takıma ait 100 familyadan yaklaşık 30 bin kadar örnek var. Bunlar 1500 tane türe tanımlı böcekler. 1500 tane ayrı türümüz var. Üniversitemizin Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi değil, aynı zamanda Isparta'nın ve çevresini de prestij bir yapıda olarak bakıyoruz bu böcek müzesine. Peki hocam bu kadar böceğin sorumluluğunu almak nasıl bir duygu? Tabii kolay değil bunları çünkü sürekli kontrol etmek zorundasınız. Her gün buraya muhakkak bir girip bir bakmanız gerekiyor. Bunlara zarar geldi mi gelmedi mi günlük bakımlarını yapmak zorundasınız. Mesela şu an burada bir naftalin kokusu var hem de çok keskin. Evet tabii onları böceğimizi özellikle korumak için onları koyuyoruz. Güve denen bir küçük böcekler vardır tabii onlar. Onlardan bu naftalin sayesinde koruyoruz. Çünkü eğer bu naftalinlemezsek burayı bir günde bitirebilir yani. Yani şunu mu anlıyoruz hocam? Böceği böcekten mi koruyoruz? Evet. Aynen öyle. Yalnız ben hocam atıyorum bir tanesi kayboldu. Ne yapıyorsunuz? Bu nasıl bir sorumluluk? Tabii biz burayı sürekli kilitli tutuyoruz. Herkesin girmesine de izin vermiyoruz. Peki bu dolapların içerisinde ne var Ali? Yine onlarda da böcek türlerimiz var. Ama onlar tabii teşhisli örneklerimiz. Bir tanesini açabilir miyim? Müsaadeniz var mı? Merak ettim. Tabii açayım. Şöyle. Allah! Burası böyle çekmece böcek mi dolu? Tabii bunlar da takım bazında hepsini ayırmışız. Amanin! Böceklerimiz. Bunlar tabii biz biraz daha korumalı kalsın diye tesisli olduğu için onları çok fazla buraya çıkarmıyoruz. Müzede o kadar değerli şeyler var ki. Siz de bir müzenin sorumlususunuz bir hoca olarak. Siz uyuyabiliyor musunuz peki hocam? Tam 19 yıllık bir birikim var burada. Bunun hepsinin korunması, işte her gün gelip kontrol etmek bunlar tabii uykularımızı kaçırmıyor değil. Ama tabii şunu da yapıyoruz. Öğrencilerimize biz eğitimler verdikten sonra o günde onun mutluluğuyla yine bize moral olarak geri evimize dönüp uyuyabiliyoruz yani. Sizi teselli ediyor. Bir şeyler öğretmek. Ne güzel. Öğretmek bize çok büyük haz veriyor tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.